Hocam bu Hristiyan bağlantısı, bu vaftiz meselesine geçeceksek. Evet, geçeceğim. Şimdi Aziz biraz... George'un bu ejderha öldürmesi. Hızır. Onu soracağım. Cirgiz peygamber. George, Aziz George, Hristiyanlığın ilk yıllarında ortaya çıkan bir aziz. Ve bu azizin binlerce defa bir hükümdar tarafından defalarca ve defalarca öldürüldüğü ve tekrar yeniden dirildiğine dair bir hikaye vardır. Aynı şekilde Circiz peygamber İslamiyet'te aynı rolü oynar. Şeyde tek tanrılı dinlere geçildiği vakit tabii ki eski zamanın kuvvetli tanrılarını artık kullanmak veya onlara tanrı demek imkansız bir duruma gelince... Onların hepsi ya melek, ya büyük bir evliya veyahut da büyük tarihi, efsanevi bir kahraman haline veyahut da bir veli, büyük bir veli durumuna düşüyorlar. Bir kısmı da halk inanışında yaşıyor. Evet, hala. Evet. İşte Hızır onlardan biri, İdris peygamber onlardan biri. İdris peygamber aslında İsa'nın ta kendisi. Ama peygamber olarak çıkıyor ortaya. Hızır aynı şekilde peygamber olduğu söyleniyor, peygamber olmadığı söyleniyor. Kişiliği üzerinde dünya kadar şey yapılıyor. İlyas, Hazreti İlyas, İlyas peygamber. Acayibül Mahlukat'ı okuyorum şimdi ben. İlyas peygamberi okuyorum. Diyor ki yazar, İlyas peygamber... Gökten yani aşağıya bir at geldi, kızıldan, ateşten bir at geldi. Ve İlyas peygamber o atın üzerine bindi ve gökyüzüne çıktı. Ateş, şimdi güneş. Ben artık alıştım. Çünkü bu eski insanlar sembollerle konuşuyorlar. Ateşten aşağı inen bir at. Ben çok iyi biliyorum ki milattan önceki ilk 2-3 yıllarında, hatta biraz daha ötesinde, belki 5. yüzyılda falan... Ve milattan sonraki zamanlarda güneş tanrısının Helios sembolü attır. Hatta öyle bir tapınak vardır ki o tapınakta Suriye'de ismini unuttum bir yerdeki bu tapınakta tapınağın kapısının üzerinde 4 at ve 4 mevsimi ve 4 tane 4 mevsimdeki güneşi temsil eden bir araba ve atları vardır. İlk işi Hristiyanlığı kabul ettikten sonraki Roma imparatorlarından birisi o tapınağı yıktırmıştır. O güneşi, o at. Yani güneş atla şey, gökyüzünden ateşler içinde bir şey. İlyas'ın adını düşündüm. Helios. Helios'un Yunancasını ben bizim Yorgo'ya telaffuz ettirdim. Yorgo İlyos dedi. İlyos, Helios, İlyos, İlyas. Görüyorsunuz yani büyük tanrılar ya peygamber ya büyük bir aziz haline dönmüşlerdir. Bunu ben söylemiyorum. Bunun mucidi de değilim. Bunu Mythology Among the Hebrews adlı büyük yazar, işte şimdi adını unuttum, çok büyük bir Macar yazarı. O söylüyor kitabında, uzun uzun anlatıyor. İsmi aklıma gelir sonra. Yani bu bilinen bir şey. Büyük tanrıların böyle bu şekle dönmüş olması. Peki hocam, Yecüc Mecüc. Doğrusu mı? Onun hakkında İskendername'de geçiyor biliyorsun. Evet. Fakat bir yerde bir şey okumuştum. Orada, şeyde okudum. Bunu aslında hiç bunlarla ilgili olmayan bir yerde. Şeyin ilk insan, Lucy'nin Afrika'da çıkmasından sonra ilk insanların Afrika'da dağılmaya başlayıp muhtelif yerlere doğru gittiklerinde Kafkasya taraflarında küçücük iklim, küçük insanların varlığı nasıl Neandertaller büyük dev gibi Avrupa'daki insanlar ilk şekil kes o cins kaybolmuştur sonra büyük insanlar var olduğu gibi Asya tarafında da küçük insanların varlığı tespit edilmiştir. Bunlar yani bunlar tarihsel olarak varlar. Şey değil yani. Ama esateri efsanevi değil ama birdenbire insanların demek kafasında belki de DNA'mızda. Mesela masallarda devlerden bahsederiz. Olmadık büyük varlıklardan bahsederiz. Ben bazen masalları okurken
Kendi kendime. Çünkü ben masalla büyüdüm. Hı. Benim bir anneannem vardı. Onun dizinin dibinde masal dinlemekle ömrüm geçti. O masalları dinlerken bile ben çocuktum. Acaba bu ne demek oluyor diye düşünürdüm. Hı. Çünkü onu anlattığı bir insanüstü varlık, bir dev. Acaba diyorum bu insanların ilk yaratılışlarının zamanına kadar giden DNA'mızda onları tanıyan çok büyük yaratıkları farkında mıydık? Şuurumuzda var mıydı? Şuur altımızda var mıydı? Ki bunları biz... Çünkü bir de bir kaide daha var. Yeryüzünde ve kainatta ne varsa insanın beyninde var. O halde biz bunları bir yerlerden hatırlıyoruz. Biraz da Yecüc Mecüc korkutucu bir kavim olarak. Mesela evet. Hristiyanlar Türklere ve Moğollara evet. diyorlar. Ama onlar yorumdur. Evet, her doğru. kim kimliği yani. İstemezse ona Yecüc Mecüc der. Evet. Ama hocam, İskender'de de bir efsanevi kahraman olarak görürüz. Kavim olarak görürüz onları. Ama orada da yine evet. onlara saldıran bir kavim olarak görürüz. Tabii saldıranlara diyoruz. Evet, evet. Peki hocam, bu bakış dediniz. Bakış. Peki bu tasavvuftaki nazar kavramı bununla mı bağlantılıdır? Şeyhin nazarı, rüyadaki bazı kavramlar. Bu şeyhin nazarı bakışı ile belki etkisi bakımından düşünebiliriz ama sevgilinin bakışı ile şeyhin bakışı arasında fark var. Ama bakış olarak, etki olarak, etki olarak evet ikisi aynıdır. Hı. Evet. Hocam çok gelen soru. Eyvah ne? Biliyorsunuz bilmediğiniz var maşallah. Benim bilmediğim bir şeyse ya. Şöyle ansiklopedinin indeksi gibi binlerce isim almışız. Evet maşallah. Hocam. Allah nazardan saklasın. Bu efsanelerin yani efsane değil de Sümer mitolojisinin eski Türk efsaneleriyle bağlantısı var mıdır? Mutlaka var. Ama tarihi bir düşünelim. İlk yazı milattan önce 4000 yıllarında taşlara kazılmış olarak ilk defa nerede çıktı? Sümer'de. O zaman Türkler tarih sahnesinde var mıydı? Hı. Şimdi bu soruyu soralım. Hayır yoktu. Evet. Hiçbir yazılı metin, hiçbir bir emare, hiçbir ip ucu yoktu. Ama mesela Sümer'in bazı kelimelerine bakıyorsun, hı. Türkçe'de var, Arapça'da yok, Farsça'da yok. Sümerler Asya kavmi değil mi? Asya kavmi. Onun üzerine ben hatta çekimli bir dil. Ve ben o kadar heyecanlandım ki mesela tercümelerini okuyorum tabletlerin aslına bakıyorum. Oradan kendimce okuduğum şeylerdeki o takılar bana hiç yabancı gelmiyor. Hmm. Türkçe gibi geliyor. O kadar heyecanlandım. Şinasi Bey bir dilci tabii iyi bir dilci. Koşarak gittim ve ona dedim ki bak işte Sümerce mutlaka Türkçenin aslıdır. O bizim dilimiz oradan gelmektedir. Bana baktı ve güldü. Ve dedi ki hayır değildir. Nasıl olur işte bu da takılı bir dil. Hmm. Ve bazı kelimeler kımız kelimesi orada var. Balak kelimesi. Şeyin Çeng'in bir adı. Ama Tanrı şeyin büyük tapınaklarda yeni yıl kutlamalarında çalınmak üzere tapınağın ön kısmında yere yatar şekilde bir Çeng var. Adı Balak. Bizde ben Aydın'da büyümüşüm. Du balak, dü belek, dün belek. Ay ne demek diyorum işte balak kelimesi. Üstelik bizde Aydın'da bir terim var. Balak gibi yatma. Ben de Çeng'in tapınağın bahçesinde yattığını biliyorum. İşte kıyameti kopuyorum. Hayır diyorum. Bak işte Arapça'da yok, Farsça'da yok, Türkçe'de balak var. Manda yavrusuna diyorlar ama hocam. Evet ona da derler. Davuldur ama galiba. Ama bana dedi ki belki mesela Sümerler yerlerinden göç etmedikleri bir zamanda, Orta Asya'da yaşadıkları bir zamanda, belki de Türk olan Türk kavimi de o zaman neydi ve nasıl bir Türkçe konuşuyordu biliyor muyuz diye sordu bana. Bilmiyoruz. Ama herhalde şu andaki konuştuğumuz Türkçe değildi. Ve onlar bizim belki de şu anda duysak hiçbir şeyi anlayamayacağımız bir Türkçeydi. Ve belki de komşuydular. Medeni kelime yani medeniyete ait unsurları, kelimeleri komşular birbirinden alır verir. Bu bir karşılıklı şeydir, alışveriştir. Onun için böyle bir şey olabilir. Bir şeyin benzerliğine bakmayacaksın, bir dilde benzemeyenleri bulacaksın derdi bana.